Gencecikmişim. Bu yayıncılık bana ne yapmış? Bir yayıncılık bir insanı bu kadar yıpratır mı ya? Ulan o zamanlar ilişkimde böyle şey diyordum, Discord'a gelip yıprandım, yaşlandım oğlum bu ilişkiden diyordum. Şu halime bak. İyiymişim amına koyayım o zamanlar. Tamam lan, yaşlandıysam yaşlandım. İnsan kendini yaşlıyken de sevecek oğlum. Allah Allah. Chat neden durgun mu? Ha, durmuyor demiş. Hadi bakalım ne klipler. Bunlar silinmeden önce eski klipleri yedeklemişler önce. Merhaba arkadaşlar, jigolo.com kanalı. Ha, bunu açmış mıydım ben? Tamam, hoş geldiniz. 43 abone. Hedef 100 abone. Bu konuşma sesi benim değil, Okan'ın sesi bu. Bugün inanılmaz mallar var bakın. Şş. Tam tamına 500 bin dolar. Bekareti bozulmamış bir erkek. Ana, monitörüme bak. Ulan bu monitörü ben kime verdim? Bekareti bozuldu. Gördün mü? Aslında aynıyım oğlum. Hiçbir şeyim değişmemiş ki. Bak. Tekil bakın. Cildim aynı. Cildim hiç değişmedi zaten. Sakallarım kısa. Saçım kısa. Kilom 25 kilo daha az. Nedir yani? Eşittir. Kilo. Demek ki kilo olmasa aynıyım amına koyayım. Basit matematik. 50 kilo değil oğlum. Ben burada 92 kiloyum. Şu an 100... 115 olsam, oha var mıyım, varımdır. Bütün olay bu ya. Ben size gençlik mi istiyorsunuz? Sakalımı bir sıfıra vururum. Bir saçımı 4 numaraya vururum. Görün bak ne oluyor o zaman. Ya iç şarjörü demeyin bana ama İç şarjörü. ya iç şarjörü demeyin bana amına koyayım oynamıyorum iç Bak, yaşlanmaya o andan itibaren başlamışım. şarjörü diye delireceğim. Harbiden delireceğim. Söveceğim, size söveceğim ya. Pancar gibi oldum. İç şarjörü diyor oğlum herif. Amına koyayım silahın şarjörü geriye doğru çekilince takılmıyor mu ya? İroni yapıyorum. Bir şey söyleyeceğim abi. O akıllı adam. Silah bu. Şarjör bu. Bu böyle yapınca takılmıyor mu? Bu amanisik deminin şarjörüne böyle yapınca takılmıyor mu abi? Böyle mi takılıyor sanıyorsun şarjör? Oha, içtiğim sigaraya He bak. amına kodum onun. Aa, Böyle bir şey yok ya. Çıldırttınız abi, ben yemin ediyorum çıldırttınız. Ah! Şarjör istiyor adam ya. sakin oğlum, bu ne? Aa, diyet GG mi? Ya bu, ben bu klibi hatırlıyorum. 500 sam 500. Yapmaz. Oo, çikolatam var. Bak aa, işte o lanetli günler. Diyetteyim. Yeme oğlum bak. Yeme, geçmişten gelecekten sesleniyorum, yeme. Amına koyayım, 89 kiloydun, 115 olacaksın, yeme. Yapmaz. Oo, çikolatam var. Benim derdimin abi ortasından sonrasında güzel rhyme'lar Kordinin sesi görüyor musun? giriyor. Şarkı oluru var. Bak, kilo almaya başlamışım. Yanakları görüyor musun? Abonem düşmüş amına koyayım kilo alıyorum diye. Dinleyince iyi adam olur yani. Ama Nilay uyanır ya. Bir çığlık atalım Nilay diye. Bağırırsam kulaklarınız şey olur yalnız. Bağırayım mı? Bağır abi bağır. Var. Yalnız grafikleri yazmak yasak Quantic. Bir Dur saniye dur duyar şey. mısın? Sildim. Nilay! Bakayım uyanacak mı? Ha, uyandı. Gereksiz bir muhabbetmiş. Yakıyorum kilosu. Ya sikeceğim kilonuzu, tamam mı ya? Veririm 3 ay, 3 ayda veririm. Ne abarttınız ha? Çok tatlı oğlum bu. Çok tatlı bu. Ananı sikeyim ya. Böyle sıçma var mı ya? Allah'ım ya Rabbim. Oğlum nasıl ne yedin de bu kadar büyük sıçabiliyorsun acaba? Bu arada saçlarım kötü ya. Bu ne oğlum, peruk gibi. Üstüme sıçtı ya. Ve Bu arada bu baş. tişört bende hala duruyor. Geçen gün giydim. Olmadı. Yani böyle baya üst tayt gibi oldu. Ayrıldı bok.
Tabi o zaman yayınlar nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Açıyorum yayını. 8 saat, 9 saat. Oo, zaten chatte fix 100 kişi var. Çıkmıyor da adamlar. Vurun be. Mis gibi yaralıyım, yayınlar. Yaralıyım, savaşamıyorum. Yok abi, şu an müziklik şarkı değil bu. Müziklik şarkı değil bu. Ha şey, müziklik bir savaş değil. 24 saat yayın, hedef sub 75. Altan ölmüş. Kabul edebilirim. Hadi mouse. Kabul edebilirim. Hadi mouse. Mermi bitti. Amına koyayım ya. Chat ne yapıyorsunuz ya? Bu da sinirlendim, sinirli tarafımı tatlı konuşarak bastırma çabası. Ya abi. Abi. Hep rage'lerimi koymuşlar. Gene sırf küfürlerimi koymuşlar ya. Ya abi. Ha bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Siz nasıl girdiniz? Dur. Söyleyin, son öldürün. Söyle önce, son öldür. La orospu çocuğu. Herkes üst kata mı çıktı kapıya şey yaptı? Yok abi, böyle olmaz. Sunucu çok sıkıntılı ya. Sunucu sıkıntılıydı abi, böyle yani. Okçularımız. Oha, bu ilk, bu baya baya ilk yayınım falan ya. Oha, ilk yayınım bu. Bütün klan burada. Rolly bile burada ya. Okçularımızdan, Warband'den. Discord'a bak. Daha yeni ki arkadaşlar, ben yayıncılığa başladığımda, bugün attığım o klip falan vardı ya, ben Twitch'i bilmiyordum. Yani kim var kim yok, nedir ne değildir. Kimler yayıncıdır, yayıncılık nedir, hiçbir şey bilmeyerek geldim ben bile. O yüzden böyle, baksana kimse yok ama. Normalde bunları tabii hepsi çok yumurtalıklı oyuncular bu arada. Öyle şaka yapıyorum ama herkes çok... Yumurtalıklı, taşaklı diyememişim. Bizim az kadro şovu buradakilerin yani. Aşağıda Deathwing diye bir çocuk var, AFK. Onu hiç sokmak istemiyorum araya. O az önceki o Ankara bebeleri dediğim iki kardeş. Rane ile Kadircan. Şimdi üçüncü kardeş, en küçük olanı. Feci. Sağlam bir çocuk. Sting'i boş ver. Onu online olduğunu anlatırız. Neyse, Discord ekip böyle. Normalde daha kalabalığız. Daha gelecek olan insanlar var. Ya göbe. Demin yanındaki kim? Ben değilim abi. Düşman var iki tane. Öldürmeyin beni. Tamam kanka. Bakın. Bu evin içindekiler puşluk yaptı bana. Basalım mı buraya? Şarjı aç. Tek adam sansınlar. O zaman dur, saklanın. Meşaleyi aç, tek adam var sansınlar. Tamam, açıyorum. Uzaklaş biraz, bak şimdi. Çıplak sansınlar. Aç. Sanki evin içindekiler duymuyor. Benim evmiş, amına koyayım. Sakın. Kardeşim 2000 IQ diye buna diyoruz. Ay, kolsuzluğumun bir örneğidir bu, hatırlıyorum. Kapat kapıyı. Mermi mi yok? Çık vur abi. Lan ne çık vur? Dur bekle. Bunun da mermisi. Oğlum silah yok, bir şey yok. Nerede adam? Kardeş ya. Eyvah! Ya bu ne abi? Bir daha. Bir şey çok zor bir yere girdik abi. Alo. Neden? Alo. Efendim. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Nasıl gidiyor hayat? Biraz zorlanıyorsun galiba konuşurken. Abi seksi. Blind ID. Kıza soru soruyorsun, cevap vermiyor amına koyayım. Sesim geliyor mu diyorsun, evet diyor. Soru soruyorsun, cevap yok.
Egrila. Kabul ediyorum. Amına koyayım. Olmayın oğlum, ilk onu kaç ilk onu kaçıracaksınız oğlum. Kim o? Cord. Cordyceps. Cordyceps. Aa, Cordyceps'in ilk abone olduğu an lan. Mı? Cordyceps. Ulan bizim tayfa patlayacak. Cordyceps. Bunların ikini doğrudan bakacağım sonra. Allah, oğlum hani lan oğlum dur, bir dakika dur ya. Bu ilk aboneleri seçiyorum burada ben. Cordyceps hoş geldin. O kim? Bizim Oğuzhan. Bize müptela oldu anasını. Dur lan. Yapsınlar. Daha çok zam yapsınlar ki uyansın millet. Daha çok zam istiyoruz. %40 değil, %90 yapın amına koyayım. %200 yapın. Daha çok zam istiyoruz ki iyice sürünelim. Sigaraya bak. Sigaraya bak. Allah kahretmesin, dikine koymuşum. Bir de öyle yapıyordum ben. Dikine duruyordu sigaralar böyle. Bugün ne dedim? Hayatta ıskalamam dedim o vuruşu. Mimarlık mezunu olduk, atanamadık. Şimdi işletmeciyiz. Larva büyüyor mu? Abi yeni gelen zam hakkında ne düşünüyorsun? Kafa at abi kameraya. Bu da denk gelmiş. Sıkıntı yok. Mesela dur bakayım. Chat'e gireceğim. Slash user yazacağım. Kim o? Ludmilla. Ne oldu lan? Ne var lan? Ha, aynısını diyecektim. Birinin bir nickinden bir kontrol etsene. Tamam, ne olmuş diyecektim. Onu yapacağım. Onu yapacağım. Dur bakayım şimdi. Merak ettim. Dur. Neredeydi o? Ha şu. Ludmilla 72. Oha. Tarihi nerede yazıyor lan burada? En son 2018'de gelmiş, bir daha gelmemiş. 7. ayda. Yukarıda. Aga be. Orada. Aga be. Oğlum takibe başlama tarihi yazıyor. 8 Ağustos. 17 defa time out yemiş. Ha bu daha bu şey çok eski bu. Bu yüksek ihtimal karınca çiftliğimin takipçisi falandır. Adi herifler. Bombacı Mülayim biz banlamış mıydık, ben öyle hatırlıyorum. Evet ben de öyle hatırlıyorum. Yoksa Bombacı Mülayim biri miydi lan? Bombacı Mülayim Ahmet Buğra ya. Bizim. Ahmet Buğra lan o. Evet evet. Aa pardon. Buraya hala. Ben buradayım abi işte hala diyor. Kim o? Damir ha. Bu neydi ya? Baskı Varata'ya bir baktır. Debraj'a yürüm ya. Aynen bak. Sıkıntı var. Debraj telinden ne olabilir aslında ya? Bir baktırmak lazım sana yine. Olabilir. Aynen. Ne yapıyorsun? Gülmeye mi çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır. Allah kıl fikir versin. Ne diyeyim onunla koyayım. Harbi mi lan? Aynen. Direkt karşındaki. Abi niye herkes bana şey oldu ya? Karşı oldu. Vurma! Çünkü bu oyundaki tek sırtık sensin. Vurma! İndir lan vurma! Lan! Anasını sikeyim ben oyunun ya! Abi niye bu geri kalıyor ya? Aa ben o zaman da detone oluyormuşum lan. Biraz da biz trolleyelim. Oha Rainbow Six oynuyoruz. Sen mi güldün, klipten mi geldi o? Ben güldüm. Ha. Biraz da biz trolleyelim. Ne yapıyorum acaba şu an ya? Allah kahretmesin. Çok utanıyorum şu an.
Merhaba arkadaşlar, bugün Rainbow Six oynayacağım. Terrorist Hunt. Lone Wolf oynayacağım. Normal oynayacağım. Çok güzel oynayacağım. Süleyman oldum. Oğlum, aynı karıncaları kullanıyoruz Sabbeci. Şunu değiştirelim artık ya. Ayıp amına koyayım. Ben değişmişim, bu değişmemiş. Yaşlanmış alttaki adam, soldaki renkler aynı. Kırmızı, yeşil karınca ya. Lovins. Geliyorum. Abi adamsın. GTA ön kaldırın şeylerden uçtu, dağlardan. Snow mu? Susar mısın? Geliyor geliyor. Hayır like attım. Bir daha dönüp. Anam yay çıkmış. Boş ver yayı oğlum. O yay var ya, ne para ediyor. Ne abi, seni çok seviyorum, adımı söyler misin yazmışım bir yayıncıya. Kalsın abi, o seni temsil ediyorum, adımı söyler misin? Karınca çiftliği. Güzelmiş bin ha. Vallahi öylesine kasıyorum arkadaşlar. Bir hedef yok şu anda ya. Maksat kasmak. Adım Osman abi. Kaşar Osman derler. Herhangi bir hedef yok yani. Sağ ol abim benim. Hemen ufam. Sınak kadar ne olacak? Peki. Okan'la oyun oynuyorsun dedi bu işte. Okan bak soldaki. Çok iş bir sen your language please. Can you fucking talk English? Where are you guys from? From Turkey diyor. From Turkey. No problem. I'm gonna get you. That's not. Kaldır fine. Kaldır lan yazık. Okay, you can go. Wow. So he's your pickaxe. Yeah. Abi al. Ben yine vicdan mod. Come on dude, look at me. Efendim abi. Dur uyandıracağım. Abi bu yatıyor. Uyuyor oğlum. Pipisine bak. Hey. Hi mate. Hey mate. Hey. We're cool. How are you? How about you? Okay dude, don't worry about that. We are all friendly dude. Senin ananın amına. Lan amına kodumun çocuğu. Yala bile. Amına kodumun oğlu sen. Enerjisi çok yüksek bir arkadaşımsın belli. Bel altı. Ne yayından olacak? Normal insan ya. İnsan maksadıyla söylüyorum. Tamam. Kaç yaşındasın? 19. 19. Kardeşimsin. Ben de 37 yaşındayım. Eyvallah. Kayıp kardeşim var da Blind Eye'dedir diye arıyorum onu. Ama denk gelemedim hala. İnşallah denk gelirsin. Kız manyak ya. Erkeklerle... Tekrar edeyim. Bir saniye timeout atamıyorum. Oo, boş konuşuyorsun. Vanilla'da mı oynuyorsun? He? Yatak atayım lan, yazık lan. Aga be Ronnie ya. Atayım. Hop biri öldü lan. 30 salla, 37 diye sallamışım işte. Geleceği görmüşüm. Vallahi beni dalda şak koşturmayın şimdi bak. Utanıyorum. Ananı sikeyim, saldırıyorlar. Nereden? Gir oğlum, içeri gir. Giremiyorum. Kapı nerede amına koyayım? Dur ışık yapacağım. Ya amına kodumun çocuğu. Senin ecdadını sikmeye geliyorum orospu çocuğu. Lan oğlum ne oluyor? Bu da ilk kliplerimden. Ya ananı sikeyim işte bu ya. Abi bu kulaklık, senin ananın amına koyayım kulaklık ya. Counter oynarken sağ ile solu yanlış takıyordum. Sağdan duyduğum aslında soldan geliyor oluyordu. Habire o kulaklığa sövüyordum. Böyle göt kadar küçücük bir R yazmışlar böyle. Right diye. Ona hiç bakmadan takıyordum ben hep. Sağ solun tamam. Hadi abi be. Doğru yer. Bu doğru yerdeymiş. Hadi. 97 vurmuşum. Son 2. Hoy! İlk 250 izlenme rekoru, ilk 100 bin karınca çiftliğim rekoru. Aynı anda 2 rekor kırmıştık. 99.999 aman Allah'ım, 100 bin oluyoruz. Durun daha kalp atmayın, daha 100 bin olmadık lan. Daha 100 bin olmadık, durun. Bekleyin. Delikanlı çocuksunuz lan. Vallahi düşürmediniz abonelikten, çıkartmadınız ya, helal olsun size. Geliyor. Yavşaklar amfada atıyordu. Geliyor. 100 bin. 100 bin tane egzotik canlı seven insan. Alkışlıyoruz. Bak.
Bir garip oldum lan. Ne oluyor oğlum? Tamam. 1, 2, 3, 4. 4, 1. 4, 1, 3. 4, 1, 3, 2. Ağlayacağım nereden nereye ne demek oğlum? 3, 1. Yaş, ben duygusallaşmadım. Yaşlılığımı üzülüyorum. Amanız ya abi. Bunu chat yapıyordu abi re. Geldiniz mi? 4.51 aldım. Hadi 1 2 3. Maması var bunun şimdilik de. Böyle bir deterjan kutusu buldum. Zaten çamaşır makinesi gibi. Bunun önündeki fleksiyi söktüm. Bu onun yeni yuvası olacak. Yazık, kahraman korkmuş, ölmüş zaten sonra. Aa, sandalyeyi buldunuz. Gayet fonksiyonel. Eğer çok sinirlenirseniz, kendi olduğunuz yerde tepinmeye başladığınız noktada şuradaki eğim yamulmaya başlıyor. Götünüz böyle aşağı doğru bakıyor. Bunu düzeltmenin yolu çok kolay. Güç vererek buradan böyle eğerek bunu eğerek düzeltebiliyorsunuz. Bakın şu an düzelttim mesela biraz daha. Hani LOL oynarken iki defa zıpladığında göt eğimi bozuluyor ama olsun. Anlatıyordum ya size, göt yuvası olan, göt boşluğu olan sandalye. Fakir ama gururlu bir yayıncıyım. Fakir ama gururlu bir... Bak o elimde tuttuğum klavye 20 liralık sahte mekanik klavye. Az önce göt sandalyesini anlatırken bak, çakma 9 liralık mousepad. Hani şeyi falan diyoruz o zaman. Ya ne gerek var o kadar para veriyorsunuz amına koyayım, işte alın bunu alın kullanın, ben bunu kullanıyorum kafaları. Öyle her şey hemen olmuyor. Şu evet, Rampage'in klavyesi o. Ya ananın alın ya, ya abi bu şu an bu kullandığım, şu beni izlediğiniz sağ alttaki kamerayı Cordyceps kullanıyor. Şansı bu olsun. Bombalı nasıl bu kadar vuruyor ya? Semi otoyla vurmuş. Amına kudumu oldu. Vuruyor ya. Semi otoyla vurmuş. Amına kudumu oldu. Öf. Pompalıya bok atarken semi otoyla. Oğlum bunlar iki kişi değil miydi ya? Mavi kıyafetli sen misin? İki kişiydi abi bunlar. Başka klan. Abi yere yatılmıyor ya oyunda. Ay bir diğer kolsuzluğum. Hep kolsuzları seçin. Kesin kolsuzumdur burada. Bakayım. PUBG dönemi. Göze bak. Ay sikim. Bütün düzenimi bozdun. Neredesin orospu çocuğu? Gel. Gel. Ananı sikim, ölüyordum yemin ediyorum, ölüyordum. Allah kahretsin, elim ayağımda olan bir yarrağım yapşak. Lan neler yapıyorum? Ne yaşıyorum ben ya? O zaman kılıçlarını al Tukancığım, kafalarını kes. Ya valla ya... 10K bit nerede lan? Atmayın, atma! Ha eski o herhalde. 7 kill. Ha oğlum ya rahat olun oğlum, biz 3 senedir oynamıyoruz diye sayırdır ya. Ya valla ya... Sikerim. O kalmış ya. Ulan yavşaksın sen. Oğlum bu çocuk niye bu kadar troll ya? Yükleme kısmındayız. Abi yeni bir işlemci almayım için anakartı da değiştirmem lazım. Para yok. Ben yayıncılığa başladığımda işte tekstil yapıyordum, bıraktım ya. Dedim ki ben bu işe geçiyorsam yayıncılıktan kazandığım şeyleri yayıncılığa harcayacağım diye bir kendime kural koymuştum. Dışarıdan harcamayacağım yani. Atıyorum mesela donate mi geliyor, bit mi geliyor, o mu geliyor, sallıyorum işte yayından diyelim ki 700 lira kazandım. O 700 lirayı köşeye atıp
Ondan bir şeyler almayıp öyle biriktirdim malzemeleri. Sponsorluklar gelene kadar. Kameraya bir şey atsana. Takılmaya mı bakacağım? Bir yokta da öyle bir kamera daha bir şey yok. Bir önce kırayım da kurtulayım diye. Oğlum mesela yazıyorsun ya Sasi gibi yapıyorsun falan. Ben Sasi Masi bilmiyorum. Kimseyi tanımıyorum oğlum o dönem. Kimse gibi bir şey yapmıyorum yani. Tanımıyorum ki. Hatta böyle bizim çocuklar işte Twitch'e başladığında ben işte bu yayınları açtığım zaman bana böyle bir isim söylüyorlardı. Kim lan o diyorum. Abi hani yayın yapıyorsun ya orada işte izlenen yayıncılardan ha falan oluyordum. Hiç kimseyi tanımıyordum. Şşt, Rus bu çocuğu aç kapıyı aç. Düberli siktiğin olur. Aç aç. Aç aç. Camdan bakmak dolmuyor. Aç kapıyı. Bak şimdi burayı izle. Bak dışarıdaki Okan. Ben de pusmuşum güya öldüreceğim. Onu bilmeyen Edren nasıl biliyor? Sen ne diyorsun oğlum ya? Ne yaşıyorsun oğlum? Bak izle. Düşman çıktı. Okan ağacın orada. Okan 12 yaşında bak şimdi. Taşa bak. Bak bak. Sen sordun. Ah siktir. Abi yaptı ya. Abi ne yaptın ya diye bir de yapacak. Sanki gelip kurtaracağım bunu oradan taşla. Size hangisini kullansam ki? Abi bu ne abi? Bu açılan ne? Amına koyayım. Bu ne bu ya? Anasını siktiğimini ne açılıyor? Ne açılıyor? Kapışırken ne açılıyor orada? Bak bu ne açılan harbiden? Neye basıyorum acaba orada? Ha. Abi bu ne abi? Bu açılan... Sürekli bahane amına. Stink uyuyor değil mi? Stink hiçbir zaman yoktu ki. Abi o sabah gelecek. Abi regli oluyor Tukan abi. Tamam sabah buraya gelecek değil mi o? Geleceğim diyordu insan. Bak yazık Discord'dan Hoodie gelmiş. Discord... Partner olduğum için hoodie yollamış bana hemen giymişim bak. Yayıncı amına koyayım. 58 aboneye falan çıkıyor. Twitch'te bu saatte yayın yapan var mı peki? Vay be artı bircilere bak ya. Göz at diyelim. Lazona Elre'nin kanalını izliyor. Popüler. Twitch'i gördün mü? Halen daha izle yazmış aslan be. Holmes var. Nerede var hani? Stink uyuyor değil mi? Stink. Lazona Elre'nin kanalını izliyor. Popüler. Ha burada. Ben de yayında sandım. Baksana o zamanki izlenmelere ya. Yani şu 2000 izlenmeler falan büyük izlenmelerdi o zaman. Aga be. Keşke o zamanlara dönebilsek. Ya. Şimdi kaç kişi izliyor? 24.745. Başka yok mu? Dolu klip var. Dolu da işte ayarlıyor yüpeler. Küçük küçük biriktiriyorlar. Üzüldüm vallahi seni o zaman bilmediğim için. Oğlum öyleydi o zamanlar. Nereden bileceksin?
zıp çıktı gibi yayın açtım amına koyayım yani. Nereden bileceksin ki? Vallahi bir geçmişe gidince bir kötü oldum. Bizi açılacak mı? Ne açılacak mı lan? Aa! Bir dakika. Kordi. Oğlum Beskok. Efendim. Bir tane video vardı hatırlıyor musun? Bana böyle bir şeyde bir yıla özel mi? Bir şey yapmıştınız ya. Abi onu biz çok aradık bulamadık ya en yapma son. Yapma be. Ulan onu izlesek ağlardık burada. O Serhat'ın kanalındaydı işte. Serhat sattı. Serhat sildi. Senin ben belki mini sikiyim ya. Ya abi 3000 liraya niye kanal satıyorsun ya? Ulan bütün emekleri satmış herif ya. Ulan o video olsaydı çok güzel videoydu. Aslında onu şeyden bulamaz mıyız? Hog 2'nin bölüm tek... Dur lan ben onu bulurum size. Bekle. Bulamadım. Bir ara bir de bir şeyin muhabbeti vardı hatırlıyor musun? Karınca çiftliğimle seni çok karıştırıyorlardı. Yani ikinizi farklı kişi sanıyorlardı. O şeyden karınca çiftliğimde kibardım yayında amını sikim götür sikim takılıyordum ya. Adam böyle geliyor efendi yayına giriyor. Ya ben seni hiç böyle bilmezdim ya falan diyor. Oğlum diyorum yarak bu benim doğal halim o işte iş halim yani. Orada bir öğretici bir şey yapıyorum. Öyle öyle bir 3 ay falan linçlendim. Sonra anladılar. Hala karınca çiftliğime yorum geliyor. Lan karınca çiftliğimdeki adam Edren mi lan? Falan diye şaşıranlar var hala bak günümüzde. House of Gamers 2'de yok abi ya o şey. Ulan onu bulsak çok güzel olurdu be. İsteği olsun. Ben kendimi bir de çok özleyeceğim bu arada. Rejiyi de çok özleyeceğim ama. Oba. Bir şey söyle Arzu abla. Bir şey söyle. Çekte yalnız bırakıyorum. Tamam. Ne oldu? Bir, iki, üç. Hog 2 şampiyonluğum. Bulamıyorum. Vallahi yok. Neyse bakarız ona. Siktir et. Ya öyle işte nereden nereye? Güzel zamanlar. Güzel zamanlar. Şeyin evet o zamanları güzel oluyor. Eskiler güzel oluyor hemen. Bir sürü donet gelmiş okuyacağım şimdi onları. Kameraya bir şey atsana. Siktir lan atar mıyım amına koyayım bu kamera. Manyak mısın sen? O hadi o zamanın parasıyla 50 liralık 100 liralık kameraydı. Bunu atar mıyım lan? Malının kıymeti olsun biraz. Olur deprem olur düşer müşer diye 8 farklı yerden bağladım kamerayı. Karınca çiftliğim. Oğlum karınca çiftliğim de artık şey oldu ki. Yani yok karınca çiftliğim de bitti. Doğal olarak. Baksana 552 400 bin abone dedim bıraktım ben bu. Gene ben yokluğumda 100 bin 150 bin abone kazanmış ha. Al. Al aslında. Senin burada Twitch duyurum var. Tamam tamam oğlum biz oğlum sen bayağı benim gibi düşünüyorsun ha. Vallahi bak canım sıkıyor ha. Tam yapacağım şeyi sen söylüyorsun. Bu şimdi gerçekten sıkıntı bir şey mi acaba? Bunu bir ara düşünelim. Nerede? Twitch yayınlarına başladım. Hani sanıyorum ki orada duyurunca amına koyayım herhalde bir 1000 kişi falan gelir izler beni diye. Bir açtım yayını. Çok hayal kırıklığı yaşamıştık hatırlıyorsun. Ya şimdi diyor ki Mertler abi diyor yayın aç. İşte Twitch'te sen çok izlenirsin. Aptal mısın oyun oynuyoruz bütün gün gamer adamlarız aç. Diyorum ki lan ne ya amına koyayım yayın mayın ne bilirim falan diyorum. İşte oradan beni gaza getiriyorlar. İşte karınca çiftliğime YouTube'a video atsan Twitch yayınlarına başlıyorum diye insanlar gelir dolar burası taşar maşar.
Tamam lan dedim, başlıyorum. İlk yayın açtım. 5 kişi izliyordu bizimkiler. Hemen video attım. Sağ aşağıda yok, bir tane daha vardı ya. Videoların sabit günleri. Canlı yayınlar ilk ya bu. Attım. Yayını bak aynen bu videoyla duyurduk. Dedik ki Twitch yayın canlı yayınlarına başlıyorum. İlk yayın 31.07.2017. Gördün mü? Saat 8.30'da başlıyorum dedim yayınlara. Duyurduk. Önceden şimdi normalde videolar işte 50K 60K izleniyor o zamanlar. Ulan bu video izlendi 2K. Kimse bakmıyor amına koyayım. Ondan sonra Haşit Blackboard yayını bir koydum. Yok abi 30 kişi. 30 kişiyi geçmedi yayın. Karınca Çiftliğim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tukan. Bu sefer karşınızda Gekos'un Tarantulası bilinmesi yok. Böyle Instagram hesabım duruyor. Neden bu var? Hemen hızlıca anlatacağım. Instagram'a da takipçi kasmaya çalışıyorum herhalde. Baksana 1600... Ulan ben zaten bu işlere başlamadan 800 takipçim var. ...videosu olduğu için çok uzatmak istemiyorum. Sıkmak istemiyorum. Ben bilenler bilir, twitch.tv diye bir site var. Orada artık canlı yayınlara başlıyorum. Bu canlı yayının içeriği ne olur? Hiç üzerinde durmadım ama temeli oyun oynamak. Hep aynı amına koyayım. Hiçbir şeyi kurgulamıyor. Ve tabii ki o de zaman da aynı işim sohbet etmek, birlikte YouTube videoları izlemek, tanışmak, kaynaşmak, güzel zaman geçirmek aslında. Ne zamandır hem klanımdaki, oyun klanımda yer alan dostlarım, eski arkadaşlarım, yani bizimle aynı ortamda oyun oynayan çevremdeki insanlar Twitch yayını açmam konusunda ısrarcılardı. Zaten aktif günde 4-5 saat oyun oynayan insanlarız. Bu yaşta bile olsak her ne kadar 97 yılından beri Ultima Online'a... Yapmacıklığa bak. ...başlamış bir oyunculuk serüvenim olsa da hala devam ediyorum. Onlar da ısrar ediyordu. Twitch yayını açtı. Bu benim karınca çiftliğim konuşma tonum. Yapmacıklık değil. Sen yapmacıklık görmemişsin eşek. Twitch yayını aç diye. En sonunda tamam dedim. Madem karınca çiftliğim takipçileri içerisinde de Twitch'le ilgilenen veya oyunla ilgilenen birçok insan var, o zaman tamam açalım dedim ve basitçe kanalı kurdum. Buna işte şaklamanlık yapacaksın. Onun yapmacıklık dışı anlayışı o. Niye Instagram hesabım burada açık? Karınca çiftliğim Instagram hesabını şu an bu... Ha? Lazona videoyu bulmuş o şey. Hadi be videosu. Yollasın yollasın. Özelden attım sana. E oğlum bu değil ki ya. E bu kısacık bir video oğlum. 7 dakika bulmuş. Dur, bu işi kullanmak istemiyorum. Öncelikle bildireyim, hani burada takipçi kasmak için falan yapılmış bir şey değil. Tamamen Twitch yayınlarımı saati ve anı belli olmayacağı için yayınları yapmadan 3-4 saat önceden, hadi bilemediniz 12 saat önceden yani gecesinden falan, şu saatte yayınım olacak diye duyurularını bu hesaptan yapacağım için bu açık. Benim chat durdu ya. Niye böyle oldu? Beni buradan takip ederseniz hem hani kişisel yaşantıma da ortak olmuş olursunuz merak edenlerin olduğunu. Veya arama kısmına aga be, Twitch'ine girebilirsiniz. Öğretiyorum, Twitch'i öğretiyorum. İlk yayın resmi yayın tarihim zaten belli. Onu bildireceğim şimdi hangi saatte hangi gün olduğunu. Twitch'ten beni nasıl izleyeceksiniz? İki şekli var bu işin. Bir, bilgisayarınızdan twitch.tv adresine girebilirsiniz. İki, mobil uygulamasını... Düzene bakar mısın? Bir tane demo yayını yapmışım. 3 video gözüküyor. 136 takipçi. ...olarak indirebilirsiniz. Oğlum bunları yedekleyin lan. Bunlar 10 sene, 20 sene sonra çoluğuma, çocuğuma, torunuma gösteririm ya. Twitch diye aratırsanız. Daha sonrasında beni bulmanız lazım. Aslında sistem çok kolay. Twitch.tv/Elren, yani şu kocaman yazan, karınca kafası yanında yazan ismi Twitch.tv/Elren ve 12 yapıştırarak beni direkt kanalıma erişebilirsiniz. Beni direkt bulabilirsiniz. Ve hala profil fotoğrafımı değiştirmemişim. Veya arama kısmına Elren yazabilirsiniz. Direkt şu suratım çıkar orada. Tıklarsanız kanalıma erişirsiniz. Yapmanız gereken tek şey şuradaki takip et butonuna tıklamak. Zaten deneme yayınlarından, 2-3 gün deneme yayını yaptık. Karınca çiftliğinden de arkadaşlar destek oldu sağ olsun. Instagram hesabından az çok olaydan haber. Oğlum millet şey diyor ya, niye hala emotlarında kendi suratım var falan. Şu benim ilk emotum. İlk emotum bu. Bu da hani kendimi koyayım diye değil, deneme diye yapıştırdım. 3-5 yayın kaldı öyle. Sonra mimleşti. Dedik hadi kalsın amına koyayım. Anı olsun. Al işte 3 küsür yıldır. Yardar olanlar destek oldular. Biz zaten burada
ufak bir miktar takip sayımız oluşmuş sağ olsunlar. Takip et butonuna bastığınız yerinde bir ilk resmi olarak sizin üzerinde tanışma kanalı. Böyle bir sistem. Şimdiden yapanların ellerinden öpüyorum. Teşekkür ederim. Ellerinden niye öpüyorsun? Abi çırak arıyor mu, strese girmem. Abi eski videona bakıyorum da çoğu hayalin yarıda kalmış. İnşallah tekrar bir gün. En azından yağmur sistemli, karıncalı, canlı bitkili teraryum projeni yap. Twitch'te arka planda bayağı hoş olur. Hem de hobiye ufaktan dönmüş olursun. Bir de son olarak dilenci değilim ama Twitch'te mod olmayı çok isterim. Gene sonuna bir istek. Zaman ne çabuk geçiyor öyle deyip 2 yıl geçmiş. Aa amına koyayım klaf. Senin ciğerine sıçayım. İçme şu sigarayı ya. Öldürüyorsun kendini, şu tütünü içme. Nereden nereye? Bir de senin şeyin var değil mi? Tek bir sorun var. Ama abi bir insan niye 7 saatlik yayın şeyi koyar ki ya? Gerizekalı konuyor. Niye koymasın? Adam gitmiş bak bulacağım onu. Benim ilk daha beni tanımıyor. Karınca Çiftliğim kanalına denk gelmiş. Nerede lan o 7 saatlik yayın? Abi 11 de olabilir, emin değilim. Yani onlardan 11. birinden. 11 saatlik yayın var bak burada. Burada bir yerde Klaf'ın yorumu var. Tek neden karınca? Bak aynen böyle hayatı sorgulayan cinsten. Neden karınca değil. Tek bir sorun var. Neden? Bak kıza hemen cevap vermişim, gördün mü? Sadece karınca değil. Ben birçok egzotik hayvan besliyorum uzunca senelerdir. Karıncalar bambaşka bir dünya olduğu için karınca çiftliğimi adı altında toplama ihtiyacı duydum. Yoksa birçok hayvanla aşırı neşirim. Anladım, güzel bir uğraşım var. Ve anlatımın çok iyi. Başarından ötürü tebrik ederim. İyi düşünceler için teşekkürler. Instagram'da kesin ekleşmişizdir. 12 saat yapıyorsun abi, biz bunu nasıl izleyelim? Oha! Bir ara daha canlı yayında açmışız. This is Messor, not Formica. Yes, we know. Yarram. Göt. Bu önceki yayınımın başlığı kalmış. Artist gelmiş. Karınca kanalım var amına koyayım. İki tane başlangıç türünü bana öğretiyor. This is not Formica. Messor. Mala tövbe yarabbim ya. Öyle işte. Klaf'ın yorumu burada değil bu arada. Bir sonraki, bir öncekinde falan 7 olabilir. 7 saatlik olabilir. Muhtemelen. Oğlum şu güzelliğe bak yayının ya. 5 yıllık ekipmanla 7 saatlik yayın yapmışım amına. Hepsini bölmeden izleyene helal olsun. Kimse yoktur bu arada. Manyak gibi 7 saat kimse izlemez onu. 7 saat ne? Bu yayındı dostum. O zamanlar sabırlıyım ve tahammülüm var. Bunu bu arada normal yayın yapmıyor. Orada mı diyorum o? Ha? Orada mı diyorum? Ben mi yanlış gördüm? Kalp atmışsın birine. Ha bu işte bu. Sadece tek bir sorun var, neden? Görmez diye unuttum. Çomarlandın kardeşim. Yayından seya ammod. Baya toksik yorum bu yani hani. Ya, evet. Enes Lannister bir de. Kabul etmiyordu abi tek başına. Eri öldürür mü? Bir ara çomara bir de öldürür var. Öldürür mü? Biliyor musunuz? Adamın falan. Sonra geldiği yer. Adamın amına koyar. Çekiliş var. Sihirli balık ve sihirli maymun. Aga be. Oğlum bundan yüzlerce verdim. Pezevenkler kargo parasını ödememek için almamışlar kazananlar. Bana o zamanın parasıyla 400 lira fatura çıktı kargo firmasından. Geri iadeden. Hani duble zarar ettim amına koyayım. Yani çıktım bir de sövdüm yayın dedim. Pezevenk madem almayacaksın 8 liralık kargo parasıyla 60 liralık ürün veriyorum, 8 lira kargo parası ödemiyor ya. Mıncıklayacağım işte. Ah ah. Neyse öyle işte. Bunlardan ne? Bir ton vardı. Ne olmuştu kalanlara? Ne bileyim. Bir real eve gelen alıyordu. Bir şeyler yapıyordu. Satsaydık keşke onları lan. Dönme. Ama ben etrafta hiç... Kardeşim bu nasıl bir kamera? Bana koyayım.
Senin bir amına koyayımlık aynadan yansıtma yapıp minimap kapanmış. Bilmediğimiz tuşa bastık herhalde. Ben kendimi göremiyorum ki. Bir de bu niye ekran böyle Windows XP 15 inçlik tüplü monitör olacaktır. Bizim dayı toplamaya devam ediyor. Hay Allah'ım ya. Gelecekten geliyorum. Twitch'te çok başarılı bir streamer oldun. O değil de kimse yorum atmamış lan. Ama sonra güncelledim ben bu sistemi. Hatta diğer yayınım ha. Linçlenince amına koyayım. Ha normale dönmüşüm bak. Ya da onun üstü pisti temizlemişim yani. Bu işte en Gaye Sökmen dönemindeki halim. Tam bu şu... Buna deniz, dönmen lazım. Tam bak abi. Sol altta gördüğün halim var ya. Size şimdi bir şey anlatıyorum. Sol altta gördüğüm halin, şu halin. 6 ay öncesinde ben şu anki halim gibiydim. Tiyatroda ben 110 küsür kiloya çıktım. Aynen şu an gördüğünüz gibiydim. Tiyatro eğitimim bitti. Gaye Sökmen'le dizilere başlayacağız. 2 ay, 3 ay ketojenik diyetle işte bisiklet, spor falan yapıp bu hale düştüm. Ankara'ya geldiğin halin bu değil miydi? Aynen bu halim işte. Ankara'ya geldiğim zaman bu. 89 kilo, 88 kilo. Yani diyorsunuz ya abi şöyle oldu, böyle oldu. Yani benim zaten halim şu anki halim gibiydi. Sırf dizilerde oynayacağım diye bu kiloya düşmüştüm 2-3 ayda. Yapılmayacak bir şey değil. Yapmak istemek lazım. Götünün tutuşması lazım yani. Evet arkadaşlar merhabalar. Baksana suratıma bak abi. Saç sakalım bile yok burada. 3 numara sakal var saçımda. Bu arada şu hale düşsen hayatın bile değişir ya. Harbiden değişir abi. Moralim bozuldu amına koyayım ya. Abi tekrar şu hale düşüp bir saç sakal full 3 yapsam. Tamam, dur. Birçok arkadaşım... Bence en iyi halim bu. Burada 95 kilo falanım. Benim ideal kilom 95. Sürekli karınca buluyor fakat... Görüyor musun lan? Mis gibi. Diğeri çok zayıf abi. Çok çocuk gibi ya. Sürekli Instagram'dan veya işte Twitch yayınlarından olsun ne bileyim bizim forumdaki moderatörler zaten ağlıyor aynı soruyu. Bu daha iyi değil mi arkadaşlar? Oradan böyle bir 6-7 kilo daha fazla bu. Bu da iyi de ben Ankara'daki o halin canlısını gördüğüm için harbi o haline düşsen senin... Sen yayınları falan bırakırsın ya. Dışarıda gezmeye başlarsın. Ben bu hallerimi daha çok seviyorum. Yalan yok. Ha bu zaten oymuş. Bak şu bu hali de çok iyi bak. Tamam bu ama bu tatil dönüşü bu. Bronzum falan burada. Bunun kapağını kullanacağım için. Bilmiyorum. Burada şişmanlamaya başlamışım. Yok en iyisi lan. Neden karınca videosundaki ya? Neden karınca o videosu halim. Mu? Hangisi o? Evet. Yok lan bu çok çok çocuğum burada ya. Abi tam yaşını ya. Gerçekten, tam 28-29 yaşında bir sadece genç. Sadece karınca için değil. Beslediğim millet bu üzerindeki tişörtü. Abi terden ne hale gelmişsin. Bakalım salakları. Canlılar için geçerli bir soru. Deli misin? Bunlar tam dizi dönemi işte ya. Divane misin? Var mı hala aklında öyle bir ne, dizi? Ne dizide oynamak? Yok dizide oynamam ama şu çok... Film ya da. Film var. Film istiyorum. Var bir takım planlarım. Ama iş daha öyle kısa vadede değil. Terdem ne hale gelmişsin. Böyle bana her zaman komik gelen... Benim burada yaptığım tek şey ketojenik diyet ve sabahları koşuyordum. Yani sabahları koşmuyordum. Canım istediği zaman sahile inip koşuyordum arkadaşımla. Spor salonuna gidiyordum. Hafif ağırlıklarla şöyle bir güzel omuz momuz çalışıp eve geri geliyordum. Ya. Ne iş karınca? Amacımız hepinizi kazanmak. Abi, amacımız Allah hepinizi Allah kazanmak. Allah. Bir de bu videonun biliyorsunuz tri bu. Ah. Bununla biz arada bir yılda bir defa açıp taşak geçeriz böyle. Evine soktun gibi. Böyle bana her zaman komik gelen sorular zinciri diyebiliriz. Burada kaç yaşındaydın abi? 2016 yılı. 4 sene, 5 sene önce. 28. İşte, 28-27 yaşlarındayım yani. Zaman geçiyor ha. Nasıl geçiyor? Zaten burada doğru. Askerden geldim. 1 sene sonra falan. Yok 2 sene sonra olması lazım. Tekstili bıraktığım zamanlar bunlar. Yok tekstili yapıyorum. Burası benim home office.
Vay. 8born'un açık olduğu zamanlar. Tekstili şu taşınıyorum videosunda bırakmamış mıydın? O zamanlar. İşte aşağı yukarı. O da zaten ona yakın. Değil mi? Kafam karıştı. Abi direkt aşağılarda bir taşınıyoruz diye video var. Aa Şimşek Necmi ya. Şşt Necmi. Pıs pıs. Oğlum şu kediyi de alayım senden bir ara. Özledim pezevengi. Al abi bir haftalığını al. Aa çöküyorsun kediye yani. Evet. Nerede lan taşınıyoruz? En aşağılarda. Yo bak buralar olamaz. Buralar benim ev hala. Caddebostan, Caddebostan. Akrep, Kraliçem. Burada taşınmışım. Daha da aşağıda ya. Oğlum tehlikeli. Nasıl olabilir ya? Ben gözüm görmüyor da olabilir. Chat kesin görüyordur amına koyayım. Yok bulamadım. Atölye vlogundan önce mi? Önce olamaz oğlum. Atölye vlogundan sonradır o. Önce de olabilir. Ne bileyim ya. Boş ver. Stre taşımışım işte amına koyayım. Hadi oyuna geçek ya. Tamam yeter. Bu kadar geçmiş şeyince moralim bozuldu. Bir kötü hissettim kendimi. Garip hissettim. Haftanın iki günü yediğim video. Abi dışarıdan geldim. Moralim bozuldu. Kimseye anlatamıyorum. Siktir et be oğlum. Aa video izleyecektik. Dur doğru onu da izlerim öyle geçelim. İçimizden birisi için bir sürpriz var. Gelin bakalım. Aga be. Her şey bundan tam bir yıl önce açtığın ilk yayınla başladı. Ay. 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 Sana. Anca güzelimden haberi yoktu. Gülüş. Pezevenk çok duygulandık, çok güldük diyor, satmış kanalı. Tuğkan. Herkes burada. Bu değildir ya. Tuğkan. Seni görelim durun. Tuğkan. Bak benim dumura bak. Bilenler bilir Twitch.tv diye bir site var. Orada artık canlı yayınlara başlıyorum. CTG yine harika bir ses veriyor. Ne kadar genç. Oğlum o zaman bile ne kadar genç diyordu. Arasında bir yıl var. Ne kadar genç bir sene önce. Bunu sabah gördüm. Ana. Görüntü kalitesi biraz kötü. İyiymiş ya. Baksana lan şu Fadime'den Scarface'den daha güzel çağırdı. Devam etti lan. Ya Okan ya inanma özür dilerim. Kutlu. Bu değil mi? Yedin mi onu? Evet. Bizim izlediğimiz şeyler lan bunlar. Ya. 6 vs 1. Balor. İster misin? Seviyorum sizleri. Böyle arada bir salak salak yayınlar açıp kafanızı şişiriyorsa affola ama gene de duruyorsunuz herhalde. 70 kişi de olsanız duruyorsunuz. 70 kişi de olsanız duruyorsunuz. Selamünaleyküm. Biz 100 izleriz. İç doluluğu 1000. Helal be. Gaza bak. Selam.
selamünaleyküm aleyküm selam. Benim adım Furkan, senin adın ne lan? Bu ne lan? Hayır, yapıyor. Bu ne ya? Bilmiyorum. Bir de böyle yaptım. Böyle daha yaptım. Sayende sırama oturamıyorum. Çünkü popom çok acık. Niye lan? Sanırım kıpkırmızı oldu. Abi ne oluyor? Lan! Böyle herkes böyle oldu. Yapma artık şunu. Neyi o zaman böyle kapatalım? Sesimiz daha gerek yok. Atın, ağlama, konuş, konuş. Lan sen kime ne şekil yapıyorsun oğlum? Allah! Çok iyi yayındı bu ya. 1300 kişi yoktur lan. Harbi mi? 1300 kişi yoktur lan. Harika bir şey bu ya. Oğlum, senin kız arkadaşın bundan sonra benim yarim oğlum. Ne oldu? Rahatsız mı oldun? He? Rahatsız mı oldun lan? Ay bak. Hogun aman noobsların büyük ödülü. Noobsların büyük ödülü. Hala harcıyorum. Abi canım bir daha. Ya bir de bunu yapıyordum. Eli görürseniz söyleyin. Saçımı. Siktir amına koyacağım. 500 sapta saçını keseceğim ki ya. İzle ne olacak? Keseceğim. Buradan söylüyorum. Tamam mı? Heyecanlarım yanımda. Nice mutlu senelere. Kesmedi. Kestim lan. Bu arada yayında kesmiştim. Şöyle şurayı kesmiştim. Evet, böyle bir geçmiş turu yapmış olduk. İyi oldu. Biraz beni aptal etti böyle ama. Saat 12'yi geçti mi?